Evet dostlar, cümleten selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, herkese günaydın. Sinek mi yakaladın lan? Yaramaz. Sabahın köründe aşağıya bir indim. Albayın yediği herzeler uğraştırıyor. Şu var ya şu, yemin ediyorum abi çöplük, vallahi çöplük. Dün kedilerin tuvaletini temizlemiştim. Sonra çöp, yani çöp poşetine koydum işte, ağzını bağladım. Aşağıda bıraktım. Unutmuşum onu orada, daha doğrusu çöpe atmayı unutmuşum. O yüzden albay aşağıya in. O kedilerin kumuyla boku karışık işte. Hepsini yemiş. Yani hepsini demeyeyim ama çok yemiş. Şimdi işte sabahta onun herzesi çıktı meydana. Aşağıya bindim abi, sabah kaç yere kaka yapmış. Yani bir iki yere değil, kaç yere kaka yapmış. Tutun. Kaç yere kaka yapmış. Onu temizledim. Sonra işte bunları saldım. Kalesi, sana ne oluyor ya? Ne oluyor kızım? Ne oluyor sana? Ne oluyor? Neyin atar gideri bu ya? Neyin atar gideri bu? He? Bak. Oğlum arada ben kalmıyorum. Gidin gidin orada oynayın. Heh. Gidin ötte oynayın. Heh. Sabah sabah. Şşş. Hayır. Kalesinin şurasında tüyler mi? Tüyleri biraz seyrelmiş. Ya bununla oynarken ya ıslak, bilmiyorum ama. Bakacağım bakalım şimdi, birazdan oynasınlar da. Kulağa bak. Vallahi suyu tutarım kafana. Bana yaklaştırmıyor herhalde. Sert kız ya. Abi, albayın hiç sesi çıkmıyor. Bu var ya, hor hor etmeden uyuyor. Sabah saat 6:30. Tabi albayın derdi başka da. Bokunu çıkarmadığınız sürece oynayabilirsiniz gençler. Sıkıntım yok. Evet dostlar, havalar sıcak malum. Gerçi Türkiye'de sıcak. Burada şu havaya bak. Üstümde uzun kollu var ya. Abi yaz aylarında ne yapıyorduk hayvanlara? Hani sabah veya akşam dışarıya çıkarın hayvanlara mümkün mertebe. Gerçi ikisini de yapsanız daha iyi de. Günde iki öğün. Çünkü öğlen falan hani sıcaktan asfalt ısınıyor. Hayvanların ayaklarının altı gerçekten zedelenip zarar görebiliyor sıcaktan kaynaklı. Kıyısın! Çiğnettirme kendini bana. Bir ay sonra göreceğim ben seni. Sen yalvaracaksın albaya, haberin yok. Bak gene bak. Erkek ya. Evet dostlar, o birinciydi. Ondan sonra hayvanları abi kesinlikle gün ışığında falan, yani güneşte bırakmıyorum. Ben kendim de öyle yapıyorum. Burada da sıcak olduğu zaman hayvanlar. Güneşte bırakmıyorum hayvanları ki güneş çarpmasın. Sonra abi üçüncüsü ve en önemlisi, bak önlerinde her zaman temiz su. Mümkünse suyu da, şimdi güneş yok diye böyle duruyor su da. Hani mümkünse suyu da gölgeye koymak da fayda var. En azından bu garipler serin serin temiz su içsinler. Yani yaz aylarında buna dikkat edeceğiz. Daha bunların sabah mamalarını vermedim. Benim iç işlerini, kakalarını yapsınlar, bir oynasınlar şöyle. Üç kağıtçılar ya.
Artık hani albay da bayağı yani kalesinin kilosuyla aynı olmuştur diye tahmin ediyorum. 43 falan olmuştur. 43-45 o aralarda bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Ha, yok bizim hanım kalktı sandım da. Hanım abi dişiyle erkek arasında şu fark da var. Erkek köpek dişi köpeğe göre var ya yere gerçekten daha sağlam basıyor. Hani daha kaslı, daha sert böyle. Hani kalesiyi çekelediğim zaman veya albayı çekelediğim zaman arasındaki farkı böyle tartıyorum kafamda. Hani gerçekten albay biraz daha fazla güç gerektiriyor. Heh. Oğlum ta oradan alttan boyundan kaptırdın işte albay kendini. Hani hep diye uğraşırım ben. Oy dişleri çarptı birbirine. Bak kulaktan tutuyor bak. Şşt, kalesinin kulaklarına dokunma. Şimdi kalesi ona haddini bildirir. Biraz daha ileri giderse. Yok ya şunları şöyle izlemek bile vallahi bütün yorgunluğunu alıyor insanı. Üç kağıtçılar. Allah aşkına. Ah dön, yani tüh ya döndüler. Tam ağızlarına böyle var ya zumbak. Oğlum bak yanaktan çekti kalesi. Oy. Melim ama kalesin sanki hakikaten şu kenardaki tüyleri dökülmüş gibi sanki ya. Lan dün bir şey yoktu. Ya olsa da hani garanti dikkatimi çekerdi. Neyse bir birazdan bakarım. Ya ters yaptı ya bilmiyorum. Bir yerlere sürtündü bir şey oldu. Vay ayılar vay. Albay, özürlü müsün oğlum ya? Hadi bakalım ben yavaş yavaş bunların yemlerini vereyim. Yeter artık bu kadar tantana diyelim bunlara. Hadi dostlar, tümleten Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah.